Efendim, herkese merhabalar. Güzel bir pazar sabahından herkese günaydınlar diliyorum. Bugün sivil bir şekilde yaptığımız o sucuklardan güzel bir sucuklu yumurta hazırlayacağız. Bugün toplamda 20 gün oldu. Biraz dayanması zordu ama dayandık. 20 gün sonra sucuklarımızı doğal bir şekilde balkonumuzda kuruttuk. Şu an hazır. İlk sucuğumuzu yeme zamanı. Buyurun, güzel bir sucuklu yumurta hazırlayalım. Evet, sucuğumuzun dış bağırsağını soyuyorum. Evet, sucuğumun bağırsağını soydum. Hemen dilimleyelim. Evet. İçini görüyorsunuz. Tabi dışı doğal olaraktan birazcık esmerleşiyor. Ama içi hala ilk günkü gibi kırmızı. Çok ince doğramayacağız. Birazcık kalın olacak. Sucuklarımı doğradım. Hemen tavanın altına yakacağız. Güzelce pişireceğiz. Sucuklarımı tavaya aldım. Şu anda gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Evet, rengini görüyorsunuz şu an. Gerçekten de çok lezzetli duruyor. Mis gibi kokuları geldi. Bunlar el emeği, göz doğru, sağlıklı, doğal, kendi yaptığımız sucuklar. Sucuğu koyduk tavaya ama hiçbir şekilde yağ koymuyoruz. Önce kendi yağıyla pişecek sucuk. Çevirmeye başlıyoruz. Önce kendi yağıyla pişireceğiz. Ardından ekstradan yağ koymak istiyorsak yağ koyacağız. Evet, sucuğumuzun çıkarttığı yağın rengini gördünüz. Tam kıvamında olmuş. Pişireceğimiz yumurta sayısına göre yağ ekleyeceğiz. Ben bir kaşık tereyağı koyuyorum. Evet, tereyağımız da eridi. Yumurtaları kırabiliriz. Yumurtaların üstüne çok az tuz atacağım. Zaten sucukta tuzumuz yeterli miktarda var. Yumurtaları atarsak yeterli. Birazcık daha pul biber gezdireceğim. Çok değil, az bir şey. Altını kıstım. Şöyle bir dakika demlendireceğim burada. Yumurtalar ve sucuklar iki ayrılmaz ikili. Birlikte kaynaştılar. Şu anda hazır. Kapağını kapatma sebebim sadece beyazlarının pişmesini sağladım. Ama sarılarını pişirmedim. Sucuklu yumurtamız hazır. Evet, bir parça tadına bakalım müsaadenizle. Genelde Türk halkı olarak pazar kahvaltılarını çok seviyoruz. Haftanın 5 günü veya 6 günü çalıştığımız için pazar günleri de kendimize zaman ayırtıp çocuklarımızla, ailemizle, eşimizle, dostumuzla güne güzel bir kahvaltıyla başlamak istiyoruz. Yumurtanın sarısını kontrol edelim. Evet, tam kayısı istediğim kıvamda. Önemli olan sucuğun tadı. Sucuğun tadını çok merak ettim. Sucuğun da hakkını vermişiz. Lezzetli bir sucuk yapmışız. Ellerinize sağlık. Geçen yaptığımız sucuk videosunda söylemiştik. Belki kısa bir video hazırlayıp sizlere ufak bir sucuklu yumurta yaparız demiştik. Yaptık. Sucuğumuz da güzel olmuş. Bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.